Hızlı bir şekilde şu hacklenme konusuna girelim. Ee, daha önceki programlarda biraz değindik ama şimdi hacklenme derken e, insan e, beyninin kontrol edilmesi, zihninin kontrol edilmesi başka bir şey. Hacklenmede e, farklı materyaller de var. Vücudun evet. içine sokulabilen ya da işte çip yine tırnak içerisinde gibi ya da başka e, frekansların insan beynine yönlendirilmesi şeklinde... E, Farklı e, malzemelerle beraber bir hacklenme e, konuşuluyor. Onu açalım. İnsan hacklenebilir mi? E, transhumanlar, yarı robot, yarı insan e, olacak bir ırkın e, konuşulduğu e, şu günümüzde ileri dönük e, baktığımızda. Bunlar da e, masaya yatırılan, konuşulan konular. E, şöyle yapalım. Hacklenme bir e, nedir? Nasıl hacklenebilir? E, bunun için nasıl çalışmalar var? E, artısıyla, eksisiyle masaya yatıralım. Böyle de başlayalım. Şimdi aslında burada e, beyin hacklenmesi dediğimiz konu kişinin zihninin ele alınması. Bu projenin <laughs> ismi bilinçsel savaş projesidir. Hı hı. E, şu an günümüzde hayattadır ve aktif bir şekilde devam etmektedir hı hı. çalışmalarına. İlk çalışma tarihi 1999 yılında hayata geçirilmiştir. Fakat sonrasında MTI ve DARPA Amerika Birleşik Devletleri'nin iki kuruluş bunu askıya almıştır gelen tepkiler neticesinde. Daha sonra ilerleyen yıllarda 2020'nin Mayıs ayına kadar. 2020'nin Mayıs ayında bilişsel savaş teknoloji projesi hayata geçirilmiştir. Bilişsel savaş teknolojisi demek kişinin zihin kontrolünün bir tık ötesi demektir. Kişiyi burada zihin kontrolünde yönlendirebilir ve yönetebilirsiniz. Fakat kişi bazı şeyleri zorlayamazsınız. Yani örneğin Murat'la Mustafa'yı aynı anda kavga ettiremezsiniz. Bunun altyapısını yapmanız lazım. Aylarca çalışılması lazım. Veya Mustafa Kurnaz, Murat Zurnacı'ya zihin kontrolüyle farklı söylemler için işte aylar, yıllara ihtiyacımız var. Bulunduğumuz çizginin dışındaki hayatımız için. Fakat bilinçsel savaş teknolojisinde bu çok kısa sürede elde edilen bir sistem. Bunun için bahsi geçen o küçük aletlere ihtiyaç var mı var. Fakat bunun dışında da insan bedenine zerk edilen özel ambiyotik sıvılar var. Yani bu günümüzdeki şey sıvılar. Yani biraz önce dediğim gibi bir malzeme var. Malzeme var. Ve olması gerekiyor. Onsuz Kesinlikle. olmuyor. Eklenmesi için. Kesinlikle. Çünkü onlar beyin nöronlarındaki sağ ve sol beyin nöronundaki sinyalleri gelen dışarıdaki sinyallere uyarlaması lazım ki beyin hacklenebilsin. Peki beyin hacklendiğinde ne olacak? Herkes şu soruyu sorabilir. Ya ben normal bir vatandaşım. Beynim hacklense ya ne olur diyebilir. Zaten beni kontrol ediyorlar. Der, düşüncesine olabilir. Peki aynı şekilde bir kişinin beyni hacklendiğinde kendi ailesine kısa süre içerisinde zarar veremeyeceğini kimse taahhüt edemez. Çünkü yapılan çalışma ve bahsedilen iddialar bununla ilgili bir belgemiz de var. Hı hı. Alalım. Ee, bu belgede Metafizik de. Metafizik istihbarat. İki. E, i̇kiye bir alalım önce yönetmeni. Şimdi buradaki. Kelebek de ortada alabiliriz. Belge zihin hackleme, beyin hackleme projesinin temelini oluşturuyor. Yani beni ne yapsınlar değil. Bizi ne yapacaklar? Önemli olan bu. Ya ben Kütahya'dan buraya geldim. 400 kilometre yol. Ya bana burada bir hacklenme esnasında her şeyi yaptırabilirler. Veya ben burada normal Mustafa Kurnaz olarak çıkıp karşıdan bir tuşa bastığında ben burada deccalizmi övebilirim. Şeytaniyeti met edebilirim. Haşa Allah korusun Allah nasip etmesin. Fakat işte hacklemenin temeli bu. Bu şu mu? Yani subliminal mesajlarla, bilinçaltı mesajlarla e, daha önce yıllardır yapılan işte filmler, diziler falan e, örneklerini çok fazla verdik. Bunlarla zaten insanların e, beyinleri bir şekilde, e, hani bazı Komutlandırıldı. bazı projelerle beraber o algıya da çok fazla müsait olduğu için bilinçaltına verilen e, mesajlarla beraber yönlendirilme yapıldı. Ama Hacklenme olayı başka bir şey. Başka bir şey. Anlık, Anlık bir düğmeye bastığı Anlık, an bitti. istediğini yaptırabilecek bir, bir sistem Ve bunu şu anda Klaus e, Schwab'sın sponsorluğunda hı hı. bu çalışma e, uluslararası düzeyde çok ciddi derecede. Şimdi nedir bu belge? Bu belge bilinçsel savaşın bilinçsel zihin kontrolünün belgesi. Bunu CIA e, bazı belgelerin gizliliğini kaldırır. Hı hı. Biz oradan elde ettik bu belgeyi. Bu belgenin bir belgesi daha var. Birinci bölüm. Biri bölüm. Bu birinci bölümde ise zihin kontrol operasyonu hani derdik hep dört ana başlıkta yapılır. Hı hı. E, frekansal, metafiziksel, fiziksel, ruhsal. Hı hı. Bu metafiziksel olanı. Metafiziksel istihbarat belgesi. CIA 1970 yılından itibaren yani cinler kullanılıyor. Cinlerin abi. kullanıldığı CIA tarafından kullanıldı. Hani biz hep anlatıyorduk. Ya bırakın kardeşim bu işleri diyorlardı bize. Hatırlarsın abi akıl önleri zamandan beri anlatıyoruz bunları. Bu da işte 1970 yılından beri CIA yı cinleri kullanarak metafizik istihbara topladığın resmi kanıtıdır. Bu belge. Bu belgeyi siz nereden buldunuz diye sorabilir kıymetli izleyiciler. Bu belgeleri CIA belli bir yıl sonra gizliliğini kaldırıyor. Kendi internet sitesinde de bu belgeyi bulabilirler. Burada işte bilinsel savaş teknolojisinde asıl amaç şudur. Toplumları birbirine kırdırmanın projesi nedir? Nasıl işler? Buna bakmamız lazım. Geçtiğimiz ay ayın 15'iydi galiba. Ben bir farklı bir kanalda Skype bağlantısı yaptım. Dedim ki Ukrayna halkının şu an tepki verme tepki vermemesi normal dışı bir olay. Olağan dışı bir olay. Niye dedim Ukrayna halkı tepki vermiyor? Keza Kazakistan olaylarına baktık. Orada kullanılan dizilerin ve filmlerin incelenmesi lazım. Yine farklı bir kanaldık. Ya anlık vermeme olayı belki Dediğin gibi haklı olabilir ama şu an veriyorlar. Şu an veriyorlar. Ama ne zamana kadar vermediler bunlar? Ta ki adamlar Yardırlı geldi. Belki bir operasyon mu var diyorsun? Operasyon mutlaka vardı. Abi şu an ciddi derecede sıkıntı Nasıl var. Nasıl bir şey yapıldı mesela? Ya Elon Musk'ın görüntüsü var. Elon Musk hı hı. dedi ki biz dedi 5G'yi ve Starlink'leri Ukrayna'da aktif ettik tamam, dedi. Tamam evet. Şimdi 5G zaten hani. Ya o şunun için dedi internet vereceğiz oraya. Gibi. Ya yani internet iyilik, verecek. İyilik meleği bunlar. İyilik ya meleği. Peki. ...Ukrayna'ya gönderdiği cihazlar var... ...kamyon kasasında. Hı -hı. Görsellerimizin içerisinde... ...var bu. Bir bakayım ben... Hangisini alalım önce? Elon mı alalım, kamyonları mı alalım? Elon Musk olur kamyon... Şey... E, ...bir kamyon kasası var. Elon Musk'ın bir tweet'i var... ...bununla alakalı. Hı -hı. Hemen onun sonrasında... ...yine bir Elon Musk'ın göndermiş olduğu... ...bir kamyon var. Ukrayna yardım adı altında... ...iyilik meleği bu... ...Elon mask. Burada... ...5G antenlerinden... ...gelen frekansları karşılayacak... aynı görev yapacak materyaller var... Hı -hı. Bu materyaller. Şimdi sevgili Murat Hocam. Biz 5G'yi buradan gönderdiğimizde. Ben sana 5G frekansı buradan yayın yaptığımda bunu sende karşılayacak bir mekanizm olması lazım. Bu mekanizm. Ayna görevi. Ayna görevi. görevi. Bravo. Çekecek bir şey lazım. Bu ayna görevini yapacak mekanizma yoksa benim 5G antenim hiçbir işe yaramaz. Bak Hı -hı. burada kamyon kasasında elim maske efendi bunları gönderdi. Bunların anten görevi yok. Bu? Bunu bir aç. İlk Bunlar bir toprağın için. altına gömülen 5G frekanslarında uydu görevi yapacak materyaller. İlla toprağa gel, gömmenize gerek yok. Bir daha söyle toprağın altına gömülen. Toprağın altına gömülen 5G uydu frekanslarında aynı görevi yapacak ekipmanlardır. Yani yukarı gönderdiği uydulardan gelecek ne frek... verecekse bu aynı görevi yapacak. Alacak olan Alacak yani ama. kişinin arada kalmış olması lazım şu kalem gibi. Hı hı. Bu alttaki bu tablolar olmazsa buradaki 5G frekanslarının veya 6G frekanslarının hiçbir anlamı ifade etmez. Bunu binaya da koyabilirsiniz yani bir binanın dış yapısına koyduğumuzda arada kim kalıyorsa hangi canlı kalıyorsa oradaki yüksek frekanslara maruz kalır. Nerelerde bunlar şu anda? Ukrayna'ya gönderdi. Elon Musk nerede olduğunu bilmiyorum ben. Araştırdım bulamadım. Ukrayna'ya gönderdi tweet'inde bunu paylaştı. Starlink uydularını internet için gönderdi diye. Hep şunu Şimdi... konuşuyoruz ya. Peki bunlar izinleri nereden alıyorlar? Bunlar nasıl mesele bu? nasıl yapabiliyorlar ee, bu şekilde? İşte zihin kontrol diyorsun ya da manipüle etmek diyorsun ya da işte 40 bin küsür uyduyu gönderiyor diyorsun. Dünya semasına gönderiyor diyorsun. Kim veriyor bu izni? Ya işte bütün mesele burada. Biz şu an gidelim bir anten kuralım. Diyelim ki biz bu okuldaki öğrencilerimize veya bu medresedeki talebelerimize veya cami cemaatimize faydalı frekans vermek istiyoruz. Bunu isteyen kuruluş araştırabilir. Biz anten kurmak istiyoruz diyelim. Ya sen evinin önüne az bir şey çimento doksan belediye geliyor. Aynen. Bahçeye düzeltiyorum. Kırılmış. Hani, Şurayı tamir edeyim desen izin almaz. Abi çok Anadolu tabiriyle olacak. Çok fena şekilde at koşturuyorlar ama kimsesiz nereye koşturuyorsunuz demiyor. Kimse sormuyor bunları Ya 46 bin Elon Musk'ın uydusu var. Lazerlerini aktif edeceğiz diye kendi tweeti var ya. Ya bunlar yönlerin yönlendirilmiş psikotronik silahlar normalde. Oradan hani şimdi yine işte komple teorisi yapmayın diyecekler ama yap. Komple değil bunlar. Bunlar hepsi gerçek. Anlat. Ee, ne gönderebilir orada? <laughs> Çok pardon. En uç. Aklına en uç gelebilir. ne gönderebilir? Sen çünkü bu çalışmaları yapıyorsun. Ben ee... bir frekans kodunu söylemeyeceğim. Art niyette kullanılabilir. Bazı frekans kodları var. Programımızın içerisinde işleyeceğiz. Zehirli frekans. var. İkinci bölümde, var. Girelim, İkinci o bölümde gireceğiz. Da verir, kodları da Şimdi verir. bazı kodlar var. Ben Starlink uydusunda bu uyduyu yönlendirdim. Nereye? İstanbul'a. Burası Bağcılar bölgesi. Doğru muyum? Stüdyomuzun olduğu yer. Buraya bu frekansı yönlendirdiğimde ve beni burada yap. ...destekleyecek preparatları varsa... ...biraz önce kamyondakiler gibi... ...ben buraya istediğim bütün frekansları gönderirim. Veya ben Murat'ı... ...veya Mustafa Kurnaz'ı... ...hastanede tedavi ediyorum diye... ...yurt dışında bir hastanede... ...CIA, MTI... ...ve DARPA'dan... ...özel bir solüsyon alıp... ...Murat'ın bedenine bunu yükledim. Niye? Murat kritik bir noktada... ...kritik bir görev ifşa ediyor, icra ediyor. çok O tweet'i de alalım. Ben Ukrayna... Bu salih uydularını Tuşa bastım. Kim var abi? Murat evet, Surunacı. Murat Surunacı nerede? Yaşıyor Bağcılar'da. Adresi Her şeyimiz mecbur yani telefonumuz bile konum açmadan uygulamayı kullandırmıyor. Bastım frekansı gönderdim. Psikatronik silahla. Bakın psikatronik ve psikoelektronik olarak da geçer. O uyduların asıl görevi budur. kişiler ani kalp durmasına, ani ölümlere, ani intiharı sürüklemelere sebebiyet verebilir. Çünkü psikatronik silahın amacı budur. Şu bölüm insanın kalbinin olduğu. Doğru doğru yönetmenim doğru. kalbinin olduğu bölüm burası. Bizim kalbimizle beynimiz biz istesek de istemesek de istişare halindedir. Bazen kalbimiz ...bazıları mutmain olmaz. Kalbimiz mutmain olmadı deriz. Aslında kalbimiz safiyaniyetini ve nuraniyetini korur. Kalbin hacklenmesi ayrı bir konudur. Fakat beyin çok daha çabuk hacklenebilir. Bizim burada psikatron silahlar uydudan göndereceği silahlarla kişi ani ölümlere sebebiyet verebilir. Bunu ben söylemiyorum. MTI söylüyor Amerika Birleşik Devletleri, DARPA söylüyor, NCI söylüyor yine Amerika Birleşik Devletleri, buradaki bilim insanları söylüyor. Doktor Yakuzi var Japon bilim adamı kendisini bu konuya adamış, nükleer füzyon üzerine inanılmaz çalışmalar yapmış. O bahsediyor bu konularda. Diyor ki kişilerde ani ölümlere sebebiyet verebilir, kişilerde kalp ani kalp durması, kalp krizi, kişilerde geçici veya kalıcı istenildiği takdirde akıl yitirmesiyle tabir ettiğimiz işte normal nörolojik olayları meydana getirebilirdi. Şimdi bunu herkes komple teorisi diyebilir. Ben bizi izleyen kıymetli izleyicilerden ve bu videoyu sonra izleyecek herkesten şunu rica ediyorum. İngilizce olarak Google'da psikatronik silahlar yazsınlar. Ve sonuçlarına CIA'in, DARPA'nın, NCI'nin, MTI'nin bunlarla neler yaptığını görsünler. En çabuk ulaşabilecekleri nokta Vietnam'dır. Sonrasında Irak, Libya, işte Orta Doğu'da bunların hepsini denediler. Bunlar normal zihin kontrol operasyonu çok çok uç noktaları. Veya bir daha önce dediğim gibi yani bu tarz mesajlar, süblimiler falan ya da diğerler, Bunlar... diğerleri sadece belli bir sürece yayıldı evet. ve bir algıyla beraber işte yönlendirme yapıldı. Ama bu direkt, direkt nokta atışı. Adrese teslim. <laughs> Şimdi bu adamlar bu uyduları niye bedava internet versin abi bana? Ya sana niye bedava internet versin? Veya nesnelerin interneti ne yapalım biz? Şimdi tabii belli işte fakir ülkelere internetin gitmediği ülkelere ben internet vereceğim diyor. diyerek de başladı. Ama şey de var tabii onun altını doldurduğumuzda geçen programda da ben anlattım işte blockchain yeni bir dijital sistem kurulduğu için onun da internet üzerinde kurulacağı ve devam edeceği için her şey 5G ile başladı ilerleyen evet. dakikalarda konuşacağız 6 yedi nereye gidiyor sıfır kopma istendiği için de belli bölgelere internet vermek için de ben bunu gönderiyorum dedi. Ee, bu şekilde söyledi ama altında ekstradan başka bir şeyler gönderilir mi gönderilemez mi? O tabi araştırmacıların Abi. konusu. Bu şekilde de çalışmalar var. Afrika'da blockchain'i ne yapabilirler? Afrika'daki insanlar suya ve ekmeğe muhtaç. Ya sen 5, 6, 7, 8 internet vereceğine. Niye bir tane ekmek vermiyorsun? Bunu vere veremeyecek. Güçte değilsin zaten. Her gün istese. Elon Musk Afrika'daki bütün halka bakabilir maddi olarak. Veya diğer e, hanedan olarak geçen Rothschild, Rockefeller, DuPont bakabilirler. Onlar çünkü şey sarışın mavi gözlü değiller. Tabii yani, aynen. Orada var değil mi? Tabii. Müslüman onlar. Onlar Müslüman. Yani kimse oradaki Irak'taki, ya Müslüman Suriye'deki. Müslüman olmasa bile ya, bir ayrı bir ırk kavramı var ya. Kesinlikle ya. Bir ayrım var ya. Ukrayna'da indirmediler mi abi trenlerden siyahi göçmenleri? Attılar trenlerden. Niye? Onlar insan değil miydi? Ya işte bu şekilde kılıf buluyorlar. Bizim derdimiz de hep beraber yıllardır, altı yıldır, yedi yıldır bunları anlatmak. Akıl oyunlarında bir program yapmıştık. LGBT eşittir P. Hatırlıyorsun abi. Hı -hı. Bana birisi ya bırakın kardeşim dedi ya. Siz dedi ne yapacaksınız dedi. Milletin dedi LGBT'sini P'sinden şundan bundan. Bir buçuk yıl önce bana yaradı. Dedi ki Mustafa'cığım bir problemim var. Benim bir tanıdığımın oğlu. Cinsiyet değiştirmek için ameliyat parası istiyor dedi. Hani biz bunu altı yıl önce, yedi yıl önce akıl oynar anlatırken niye karşı çıkıyordunuz bize? E şu an tabii yaşı çok küçük olan o çocuklara videolar var şimdi. Aileni bırak gel ya da cinsiyet evet. özgürlüğü ile ilgili. Ki ismini bile söylemek istemiyorum. Bir anlaşma vardı. E, maalesef ki bir dönem imzalanmıştı. Sonra ortadan... Kaldırıldığı imza iptal edildi falan. E onda bile bir sürü maddeler var. Yani 9 e, yaşında bir kız çocuğunun kadın tırnak içerisinde statüsünde olması, e, o yaşta 10 yaşında e, istediği cinsiyete ailesine sormadan özgürce e, bunu yapabilmesi, değiştirebilmesi falan gibi bir sürü maddeler var. Aile e, içerisine sokulmuş bir dinamitten e, bahsediyoruz. E Bunu yapıyorlar, yapmaya da devam ediyorlar. E, anlatıyorsun, anlatmaya da devam ediyor.